Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Türk ordusu, evet, Biden ve Erdoğan görüşmesi sonrası saatler sonra Tel Rifat'ı vurmaya başladı. Obüsler ve bunun yanında topçularla birlikte yoğun topçu ateşine maruz kalan Tel Rifat'ta Rusların geri çekilme döneminin başladığı söyleniyor. Evet, Türkiye Rusların Tel Rifat'ı tamamen boşaltmasını istiyor. Bölgede gövde gösterisi yapan Ruslara karşı Türkiye'de kararlılığını gösteriyor. Bölgede Ruslar, dediğim gibi, birçok bölgede muhaliflere karşı, sınırımızın hemen başındaki muhaliflere karşı harekatlar düzenlemişti. Dün canlı yayında resimlerini göstermiştim o merkezin. Ama şunu söylemeliyiz ki artık Türk ordusunun şu anda Tel Rifat'a hazırlandığı yönünde haberler var. Gerçekten Türk ordusu destan yazacak. Ve diğer bölgelerde de teyakkuzda olan ordumuzun şu anda Tel Rifat'ı iyice yumuşattığı ve yumuşatma atışları yaptığı söyleniyor. Gerçekten önemli ve sıcak bir gündeme doğru evriliyoruz. Pazartesi salı bir şeyler olacak diyoruz. Çünkü şu anda eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa ve Biden Erdoğan zirvesinde bilmediğimiz bir husus 1-2 gün içinde çıkmazsa Türk ordusu startı verdi. Evet, kararlı bir ordumuz var, güçlü bir ordumuz var ve sahada karşılık verecek bir ordumuz var. Önemli bir dönemeçteyiz. Evet değerli izleyenler, bildiri yollamıştık ve bu bildiriye binaen tabii ki bu harekatın Biden zirvesinden sonra özellikle Tel Rifat'a yoğun topçu atışlarının başlamasıyla şanlı ordumuzun o güçlü ayak sesleri duyurmaya başlandı. Bildiride Tel Rifat'ın terör örgütten kurtarılacağı, Tel Rifat'taki sivillere zarar verilmeyeceği yazılıyor. İşte her yönden her şey hazırlandı. Özellikle Tel Rifat'ı savunması için İran 200 tane Şii milisi, PKK ise 300 tane teröristi yolladı değerli kardeşlerim. Evet, 200 İran'dan yollanan terörist, bunun yanında PKK'da 300 tane terörist yollamış Tel Rifat'ı savunması için. Hiç şansları yok. Gümbür gümbür gelecek Türk ordusu. Türk bayrağı Tel Rifat'a dikilecek değerli izleyenler. SİHA'larımız harika işler oluşturacaklar. Evet, SİHA'lar çok önemli kazanımlarla yeniden dünyada ses getirecekler. Yeni donanımları, ekstra yüklenen donanımlar ve aksamlar, bunun yanında ANKSA'nın yeni harika hamleleri ve bir de Akıncı'nın kapanış sahnesi. Gerçekten süper olacak. Şu anda savaş meydanının as solisti Akıncı. Evet, çekilin Akıncı geliyor diyeceğiz. Özellikle Akıncı'nın sahada TB2, görüntüdeki TB2 bayrakların, evet, abisi olduğunu çok güçlü bir şekilde gösterecek. Evet, Akıncı destan yazacak. Böylelikle değerli kardeşlerim, Tel Rifat'taki Türk bayrağı dikilmesi, PKK'nın diğer bölgelerde yumuşamasına ve dağılma sürecine işaret edecek. Daha hızlı düşecek o şehirler. Özellikle tünellere de, evet, etkisiz hale getirilen PKK'lılar konabilir. Yani fazla uğraşmaya gerek kalmayacak. Evet, Tel Rifat'ın alınmasıyla Afrin bir nebze rahatlayacak. Elbap rahatlayacak. Rusya ne yapar? Rusya muhaliflere saldırırsa Türkiye'de Rusya'ya önemli uyarıları olacak. Rusya'nın özellikle Türkiye destekli muhaliflere saldırması bir nevi Türkiye'ye saldırması anlamı taşıyor. Bu yönde Rusya'ya önemli bir ultimatum gitmeli. Özellikle İdlib hattında Tel Rifat ve oradan da Ayn el-Arab, Kobani şehir merkezleri bizim SİHA'larımızın devamlı gözetim altında. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Hangi adım atıyorlar? Ne adım attılar? Hepsini biliyoruz değerli izleyenler. İşte bu raporlar Harekat Genel Merkezi'ne iletiliyor. Tel Rifat'a bugün yapılan büyük atışlar, bundan sonra çoğalacağı ve pazartesinden itibaren her şeyin çok farklı olacağı, özellikle salı günü bir harekatın olasılığından bahsediyoruz. Sadece parantez içinde. Eğer Biden-Erdoğan görüşmesinde anormal işler gelişmediyse, yani bize karşı çok ağır ve akıl almaz tedbirler aldıklarını belirtmedilerse, çünkü Türkiye tabii ki her şeyi göze alıyor ama bir yerde de her şeyi düşünüyoruz. İşte burada Türkiye'nin kararlılığı,
öne çıkıyor. Bakalım neler olacak? Türkiye'nin güçlü duruşu, Türkiye'nin bu kararlılığı karşısında Suriye'nin özellikle rejimin de Tel Rifat'ı Halep için korumak amacıyla o bölgeye kuvvet yolladığı biliniyor. Yani biz karadan çekilmiyoruz. Önümüzde Esed de olsa, hangisi olursa olsun Türkiye bu adım atacak. Ama Amerikalıların bu konuda özellikle bize karşı Amerika'nın yönetim basında Beyaz Saray'ın bürokrasisinin, Pentagon'un bürokrasisinin belli lobilerin etkisi altında olduğu aşikar. Çünkü Sayın Erdoğan'la devamlı görüşmeler yapan Biden'ın, evet Erdoğan'la Biden G20 zirvesinde hem fotoğraf çekiminde hem de kulislerde yoğun bir şekilde görüşmeler gerçekleştirdiler. Ama Beyaz Saray'daki evangelist bürokratik yapı, yani derin Amerika'nın derin yapısı, özellikle Biden'ın G20 zirvesini kendi sitelerinden aktarırken Erdoğan'la bir kareye bile yer vermek istemediler. Biden Erdoğan'la en çok görüşen liderlerden birisiydi ama Beyaz Saray'ın o ön yargılı evangelist kesimi, yani Amerika'nın şu anda başkanlara politikaları uygulatan kesimi böyle bir uygulama yapıyor. Amerika'da kaç yönetim var? Beyaz Saray'daki yetkililer mi, sözcüler mi, bürokrasi mi, başkan yoksa Biden mı? Bu işi kim kurcalıyor? Daha doğrusu Biden burada farklı, orada farklı mı davranıyor? Tabii ki bu açıklamalar çok ilginç. Dünyada en çok insan hakları ihlali yapan ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi Beyaz Saray görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Türkiye'yi insan hakları konusundaki çekincelerini ve endişelerini ilettik şeklindeki sözleri gerçekten manidar. Özellikle Türkiye kongre baskınında. Evet, halkın kongreye yaptığı baskında hatırlıyorsunuz. Orada neler olmuştu neler. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada özellikle Türkiye'ye insanlık dersi ve demokrasi dersi vermeye çalıştığı günlerde özellikle özgürlüklerinin çiğnendiğini söyleyen halk kitleleri kongreye basmıştı. Demek istediğim şu, özellikle Türkiye'nin yargı sistemine ve birçok alanda özgürlüklerine dem vuran Amerika'nın kendi vatandaşlarının protesto özgürlüğüne de ne kadar katı tutumla geldiği de açık. Özellikle kongredeki güvenlik zafiyeti ve Amerika'nın böyle durumlarda ne kadar kırılgan bir ülke olduğunu da ortaya koydu. İşte değerli izleyenler, biz karşımızda bir tane Amerika ile karşı karşıya değiliz. Biz karşımızda birkaç tane Amerika ile karşı karşıyayız. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda başkanlara fırsat vermiyorlar. Ya kongreden kilitliyorlar, ya Pentagon'dan kilitliyorlar, ya da Beyaz Saray'dan kilitliyorlar. Yani bu derin yapı Amerika'nın her yerinde nüfuz edici. F-35'lerden tutun, birçok alana kadar Türkiye'ye karşı olan bu yanlı tutum ve Yunanistan'a askeri güç yığdıran bu yanlı tutum da bu lobilerin eseri. Şimdi ne olacak? Türkiye Tel Rifat'ı vurmaya başladı. Türkiye tarih yazmaya devam ediyor. Biz sahada cevabı vereceğiz. Gelişmeleri göreceksiniz. Sahada nasıl yanıt verdiğimizi ve nasıl tıpış tıpış görüşmeye koşacaklarını. İş başa düştü beyler. İnşallah harekat pazartesi salı bunun artık emareleri ortaya çıktı. Bakıp göreceğiz. Görüşmek üzere.